Selamlar, ben Semih. Bugün arkadaşlar dünyada 579. yüzyıl kupaya yavaştan tekrardan başlıyoruz. Bugün kullanacağımız deste çok hızlı bir deste ve izleyeceğiniz maçlar 4 tane peş peşe maç. Kesin size oynayacağım yani. Evet, yavaştan kasmaya başlayalım. Evet arkadaşlar, karşımızda Juice WRLD diye birisi var. Bildiğim kadarıyla bu isim bir rapçi ismi. Daha önce bir tane şarkısını dinlemiştim. Ateş Uğur'la köprüden başladım çünkü böyle ucuz şeylerle başlamak mantıklıdır. Sadece buzluğu oynadığını gördüm. Köprüden goblin atabiliriz baskı yapmak için. Burada prensesi öldürecek bir şeyimiz yok. En mantıklı hamle kraliçe atmak. Hem de kraliçeyi önden atmak çünkü roketi var arkadaşlar. Logbait oynadığını şu anlık gördük. Evet, roketi kullandığımız negatif x'e takasında topumuzu önden atalım. Bu maçta topu da kullanabiliriz çünkü topa karşı bir şey yapamıyor. Alev topu zehir olmadığı için. Domuzcuk attığımda top atacak veya başka bir şey olduğunu düşünmüyorum çünkü Riley'nin destesini kullanıyor. Kral paketim hazır. Hemen hızlı refleks verdim paketle. Fıçıya karşı paketi kullanabiliriz. Böylece tomruk elimizde kalır. Ateş şunu attım baskı yapmak için. Sağ tarafta hazır full canlı bir muhafızımız olduğu için domuzcukları tanklamasına izin vereceğim. Bir de deprem attık mı topu öldürebiliriz. Kraliçemizi kullanalım. Bir anda bir sürü kart attığı için iksiri kaldığını düşünmüyorum. Güçlü madenci ölürse çok güzel olur. Evet, ne yazık ki öldüremedik. Hemen topumuzu atalım. Az önce adam gerçekten çok güzel çekti domuzcukları. Domuzcukları goblin'e ittirip anti deprem pozisyonuna top koydu. Bu da gerçekten en üst düzey hamlelerden bir tanesi oyundaki. Hatta bizim destemizde şu an kullandığımızda bile bu hamle yapılıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bilmekte fayda var. Anti deprem, yıldırım hep aynı şey bunlar. Depremimizi atalım. Yavaştan vurmuş olalım. Roket atacak hali yok. Tabii ki de prensesi öldürmüyor biliyorum ama en azından kuleye birazcık ucuz hasar vurmuş oluruz. Testimizi döndürelim. Kraliçemizi atalım. Hatta domuzları ortadan böleceğim çünkü arkadaşlar roket attı 1x'e. Özelliğimiz var. Çok iyi kraliçe. Kraliçe kuleye bayağı vurdu, çok iyi. Prenses tahmin yaptım top ile ama tutmadı. Tutması önemli değil. Topun orada durması önemli çünkü oradan prenses atmasını önlüyor arkadaşlar. Hemen ateş ile goblinleri tanklayalım. Gene roket attı. Arkadan kraliçe atabiliriz. Hem böylece 3 kart döngümüz açılmış oluyor. Domuzcukları basacağım ben burada. Tekrardan anti depreme çekebilir. O yüzden tomruk attım goblinlere önce. Tutmadı. Domuzcuklar her şeye rağmen kule vuracaktır. Evet, şu anlık güzel gidiyoruz. Yine burada topumuzu dikebiliriz. Hem güçlü madenciyi savunur hem de prensesi önler. Domuzcukları basalım. Deprem top için. O da bunu biliyordu. Güzel düşündü. Adam roket döndürerek bu maçı yenebileceğini düşünüyor. Ama tek çaresi bu arkadaşlar. Çünkü fıçıyla vurma olasılığı yok. Paketimiz artı tomruğumuz var. Top tahmini yaptım prenses için. Hemen bir paket. Fıçıyla vurmayı aklından bile geçirmesin bu adam. Hemen goblinleri böldüm. Özellik bassa da öbür tarafa gittiğinde diğer goblinler yakalayacak. Kraliçe uzaktan halletsin. Özellik bassa da. Domuzcuklara çekmeye çalıştım. Sol tarafta yeni bir prenses atabilir, o yüzden arkadaşlar top atmalıyız. Ama birazcık ortadan atmak istiyorum. Roket gelebilir, önemli değil. Tersten hemen saldırırız. O iki tane prenses yan yana gelsin, tomruk atalım. Evet, pakette hızlı refleks vermeyi başarıyoruz. Muhtemelen roket saldıracak, o yüzden baskı yapmamız gerekiyor. Ama güçlü madenci yüzünden domuzcukları basamadım. Şimdi basıyorum. Roket geldi. Bir de deprem atalım top için. İki tane domuzcuk kulede vuruyor. Evet, yapılmayacak bir hata yaptı adam. 731 canı kaldı. Hemen 3 kart döngümü açmak istiyorum. Arkadan kraliçe atarak. Evet, arkaya attığını gördüm orada fıçıyı. Domuzcuk vuruyor. Sağ tarafı aldık arkadaşlar. Evet. Bir tane domuzcuk bastım. Ve bu kadar arkadaşlar. Hadi ikinci maçımıza geçelim. Kasmaya tam gaz devam. Evet arkadaşlar, karşımızda Valentin isimli bir oyuncu var. Mezar taşıyla başlaması iyi oldu. Deprem doğrudan mezar taşına anti. Ben biliyorsunuz rakiplerin destesini size koyuyorum kupa serisinde. Dolayısıyla şu anda benden daha çok bilgiye sahipsiniz adamın destesi konusunda.
Ben şu an sadece öğrenmeye çalışıyorum. Mezarlık olabileceğini düşünüyorum benim Splash Yard desisi. Hemen paketimizi atalım, özellik basamasın. Bu arada arkadaşlar, videoyu eğer 7500 like yapabilirseniz çok mutlu olurum. Böyle bir diğer kanallarla bir ortalama çıkarttım arkadaşlar. Bizim kanalımızın 7500 like alması demek güzel bir algoritma demek. Dolayısıyla çok teşekkür ederim eğer yaparsanız. Sol tarafta kraliçeyi çıkarttığımız için sağ taraftan girebilir. Ama cehennem ejderiyle birlikte çok fazla bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Domuzları bölelim madem. Hem cehennem ejderini savunmuş oluruz hem atağa çıkmış oluruz. Evet, atıcısı varmış. Sol tarafta atıcıyı mahvedelim. Şimdi cehennem ejderini çok rahat savunabiliriz. Mezarlık oynuyor bu arada. Çok alışık olmadığım bir mezarlık desisi. Tomura gerek kalmadı. Evet, şu anda yapabileceği en iyi taktikler arkadaşlar, anti deprem pozisyonuna mezar taşı atmak. Dolayısıyla depremi tam olarak atamayacağım kuleyle beraber. Hemen ateş ruhuyla baskı yapalım. Rakip burada elleyemiyor arkadaşlar topu. Şu anlık gördüğüm kadarıyla. Dolayısıyla bol bol top dikmek çok sağlıklı. Yine özellik basabilir. O yüzden paket attım. Evet, fena değil. Okçu kraliçemizi şuraya koyalım. Cehennem ejderi çöp olacak. Mükemmel bir özellik. Erkenden özelliği bastığım için ikinci özellik de olabilir. Domuzları bölebiliriz. 1x agresif oynamaya çalışıyorum. Hemen depremi yapıştırdım erkenden mezar taşı için. Kraliçe yine atıcıyı mahvetti. Sol tarafa güzel vuruyoruz. Ateş ruhuyla pekiştirmek istedim. Mezarlık geliyor. Hemen paket. Topumuzu diktik. Tomruk atacağım özellik basarsa. Basmadı. Goblinlerle baskı yapalım. Tam toparlayamasın sağ taraftan atağını. Kraliçemiz öldürsün tankını. Hatta özelliğe gerek yok arkadaşlar. Özelliği saklayalım diye ateş ruhu attım. Cehennem ejderi savunması çok kolay bir kart. Hemen top diktim anlaştığımız gibi. Özelliği basalım. Canı azalsın. Depremde şöyle özelliğini temizleyelim misketleri. Paket. Yine baskı ateş ruhuyla. Tomruk. Top dikmek burada en mantıklısı. Depremle savunmaya çalışacağım. Efsane bir defans. Kraliçe var diye Tomruk'a ekstradan gerek kalmadı. Hatta domuzcuk bölsek iyi olabilir. Niye bölüyorum diye sorarsanız arkadaşlar, atıcısı var diye aynı taraftan gitmemesine dikkat ediyorum domuzcukların. Anti depremi attı, güzel. Sol taraftan kraliçeye ekstra bir şey atması gerekecek. Biz o sırada topumuzu dikmeliyiz. Kraliçeden ziyade top çalışıyor arkadaşlar. Hemen sağ tarafı paket. Atıcı görmesin goblinleri. Domuzcuk. Evet, bu sefer mezar taşı yerine alet topunu tercih etti. Mezarlık gelebilir bu arada. Hemen top. Goblinler. Goblinleri önde kullandım arkadaşlar. Cehennem ejderi için. Evet, birazcık hasar yedik. Önemli değil. Evet, durum 3x'e daha da zorlaşacak bizim için. Haberiniz olsun, şu an 3x'e girdik. Sürekli mezarlık atabilecek. Okçu kraliçeyi önde kullanalım. Çok güzel cehennem ejderi, çok güzel tutuyoruz. Bir anda çok iksir kullandı. Tomruk, domuzcuklar kuleye gidebilir. Evet, iskelet kral izin vermedi. Hemen paket. Gözden bir şey kaçırmamalıyız. Şu anda yenmek istiyorsak çok dikkatli olmalıyız. Neyseyi döndürdüm. Evet, kusursuz defans. 20 saniye kaldı. Emojiler attığına göre galiba kazandık maçı. Sanki böyle çok iyi kolay kazanmışım gibi emoji atıyor ya arkadaşlar, ona kızıyorum ben. Oysa burada 1001 takla attık. Evet, iyi oyundu. Arkadaşlar tam gaz devam ediyoruz. Şu anda ikinci maçımızdı bu. Üçüncü maçımıza geçelim. Niye Sierra ile müjde atıyor? Evet arkadaşlar, üçüncü maçımızdayız. Karşımızda Alex isimli oyuncu var. Tabii ki de ben ateş ruhuyla başlayacağım diyecektim. Bir anda birinci geldi. Elimizde top yok.
Ama olsun, gayet güzel savunduk arkadaşlar. Şimdi DLC'sinin ne olduğunu bilmiyorum ben. Eğer 2.6 oynuyorsa top çok çalışacak. Depremle oynuyorsa top çalışmayacak. Dolayısıyla arkadan şu anda kraliçe atabilirim. Her iki olasılıkta da yani. Evet, 2.6 oynamıyor. O zaman deprem var arkadaşlar. İlk maçta yanılmıyorsam bize yapılan taktiği yapacağız. Anti depreme atıp topu, sonra goblin'e ittireceğiz. Deprem altım çünkü kraliçe yaklaşmasını istemedim. Şimdi özelliği basarsak kraliçemiz ölmeyecek. Evet, bu yüzden diyorum tam olarak keşiş anti değil kraliçe. Yani kısmen anti diyebiliriz ama goblinlerle baskı yapalım. Topumuz burada. Evet arkadaşlar, birinci deprem kullanıyor. Paketimizi sol tarafta kullanalım. Şimdi arkadaşlar, binasını görmedim ama binası muhtemelen bomba kulesi. Bu tarz destelerde bina kartı bomba kulesi olur. Yani bizim atak kartımızın en büyük antisi şu anda rakipte var. O yüzden 3 kart döngümüzü açalım. Hem depremi olduğu için arkadaki bir kraliçeye bir şey yapamayacak, müdahale hakkı yok. En fazla keş atar, aynen deminki gibi. Ateş şunu önceden atalım ki kule atlasın, bir daha bir şey atamasın. Evet, tekrardan deprem atacağım ki keşiş yavaşlasın, kraliçeye yaklaşamasın. Kraliçemiz ölmezse efsane olur. Ucu ucuna öldü. Evet, birinci gelecek. Hemen anti depreme attım topu. Goblinlerle ittirmeme gerek bile kalmadı. Şimdi goblinler atalım. Fena gitmiyoruz ama bizim için çok sıkıntılı bir eşleşme çünkü keşiş beni çok bozuyor. Hem topum hem kraliçem keşiş yüzünden bir sıkıntıya giriyor. Özgür olamıyorum yani. Tomluğu sallayıp desemizi döndürelim. Topum geldi. Deprem geliyor. Paketle şöyle tamamlayalım. Şu an öyle körü körüne domuzcuk atamayız. Dolayısıyla arkadan kraliçe atacağım. Bu adamı döngü dışı bırakmanın tek yolu arkadaşlar, 3 kart döngüsüyle sürekli domuzcuk atmak. Bir bomba kulesi üstüne bir daha atılmaması lazım. O da şampiyon attığı için döngü dışı bırakmamız zorlaştı. Ama domuzcuğu yine de attım arkadaşlar. Depreme atalım. Bomba kulesi üzerine 4 tane kart atarsa, pardon 3 tane atarsa yeni bomba kulesini döndürüyor. Şu anlık döndürebilir. O yüzden domuzcuk atmıyorum henüz. Çünkü bana saldırıyor. Tomur saldım besiyi döndürmek için. Goblinler. Paket orayı dağıtır. Topu bilerek geç attım. Deprem atacağını biliyordum. Top tam ölmeden atmış olduk böylece. Evet, yine kraliçemiz sağda ve adamın şu anda şampiyonu yok. Gireceksek tam zamanı. Önce bir göstermelik domuzcuk bırakıyorum. Depremimiz bomba kulesi için. Bomba kulesini saklamayı tercih etti. Çok akıllıca bir hamle. Paketimizi atalım. Anti deprem top. Paket ittirecek birinciyi, çok iyi. Evet, paket kullanarak birinciyi ittirdik. Domuzcuklar geldi. Çünkü çok fazla iksir kullandı. Depremle çaktırmadan vuralım. Bir tane domuzcuk vurursa çok iyi olur. Maalesef vurmadı. Yine birinci geliyor. Muhafızla ittirip. Evet, bu sefer muhafız ittirmedi galiba ama kraliçemizi atalım. Keşin görmediği yere. Tomruk gerekiyor. Maalesef bir tane hasar yedik. Evet, bunu yemememiz lazım da eşleşme çok kötü çünkü. Domuzcukları bölelim. Bir tane daha domuzcuk atmayı planlıyorum tekrardan. Bir türlü gerçekleştiremedik ama. Güzel deprem. Hemen bir tane daha domuzcuk geliyor. Geldi. Sağdan basalım. Birinci için topum hazır. Paket atalım. Yine bekledim deprem için. Sağ tarafa bu arada çok güzel vurduk arkadaşlar. Üç kart döngüsündeyiz. Gene domuzcuk attım. Yine deprem. Yine döngü dışı bırakmaya çalışıyorum. Orada silah şu adam için gerçekten çok yaradı. Sakın birinci vurmasın. Güzel, sağ tarafta kraliçemiz var. Yeni bir domuzcuk. Şu an maç çok başa baş. Evet arkadaşlar, kaybettik. Ama gerçekten çok çok güzel bir maçtı yani. Şu eşleşmeye rağmen adamı zorlamak benim için bir başarıdır. Bu arada arkadaşlar, bu video uzun olsun. 4 tane maç yapalım. Eğer daha çok uzun video istiyorsanız yorumlara 1 yazabilirsiniz. İstemiyorsanız 2 yazabilirsiniz. Bizim oylama şeklimiz böyle.
Evet arkadaşlar, karşımızda Mr. Ahmet diye birisi var. Bu adamın doğru dürüst bir destek kullandığını ben genelde görmüyorum. Ateş ruhuyla başlayabiliriz. Sonrasında tombuk sallayabiliriz bir şey atmazsa. Evet, 3 iksirlik oklar attı. Zaten destenin mantığını az çok anlamışsınızdır. Yaptığım şey genelde şu arkadaşlar. Ateş ruhuyla baskı yapmak, tombukla desteği döndürmek, arkadan kreç atmak duruma göre. Ama şu anda arkadaşlar başlamadığı için zorlamak istedim adamı. Normalde ben domuzlukla başlamayı sevmem ama bu destenin doğası gereği kolayca savunabiliyorsunuz rakibin kontra atağını. Bir paket bile baksanıza yeterli oluyor. Şimdi ateş ruhumuzu yine döndü. Şu anlık ne kullandığını ben hala bilmiyorum. Evet, epey bir vurduk maçın başına değil mi? Topumuzu atalım. Belki ikinci bir top döndürürüz gerekirse tabi. Zaten Kraliçenin özelliği de devi bir anda mahvediyor. Mezarlık olabilir. Mezarlığa karşı temkinli olalım. Dev mezarlık deseleri biliyorsunuz biraz sıkıntılı. Evet, o Ankara bence etkisiz bir eleman. Yani Ankara kuşunun çalışacağını düşünmüyorum. Kıvılcımmış. Kraliçemizi koruduk. Goblinlerle etrafını sardım. Bir de paket. Kraliçe ölmezse harika olur. Harika savunma. Evet, şimdi çok fena bir iksir zararında arkadaşlar. Dolayısıyla domuzluk basabilirim ama şöyle mini pekka sersemledim. Mini pekka atmadı. Oo, çok fena, çok fena. İksir yok. Güzel. Kulesinin canını epey indirdik. Goblinler tek yeterli olacaktır zaten mini pekkaya karşı. Ankara kuşu atmak biraz pahalı kaçtı gibi ama paket atmak zorundayım gibi duruyor. Kraliçeyi defans için saklamak istiyorum. Tomrumuzla desteği döndürelim. Domuzluk atmıyorum çünkü kılıcım var. Hemen depremde yavaşlatalım, hem kulesine vuralım. Bahane olsun benim için. Top attım, ikincisini döndürmek için ateş ruhuyla önceden bir baskı yapıyorum. Kraliçemizi arkadan koyabiliriz. Kılıcım görse de özelliği basacağız zaten. Paketimiz kritik biliyorsunuz arkadaşlar kılıcıma karşı. Orada topu yıkmak istiyor galiba. Hemen devi mahvedelim. Desteği döndürdüm. Hemen bir paket. Gene kraliçemiz hayatta. Kılıcımı korumazsa kraliçemiz mahvedecek. Evet. Anka kuşuyla korumayı başardı. Özellik yetişmedi. Öne bir dev gelecek ama depremimizi sağlayalım arkadaşlar. Arkadan ateş ruhu. Paketim var. Paket artı tomruk çalışır. Kraliçenin özelliği var yine. Goblinler belirleyici bir kart burada maçta. O kılıcım kraliçeye vurursa evet sıkıntı. Domuzluk basmıyorum biliyorsunuz, adam bir kontra atak yaparsa beklemediğimiz bir anda maç gidebilir. Deprem döndürüyorum, daha garanti bir yol fark ettiyseniz. İki tane top döndürebiliriz. İlk topumu attım. Desteği döndürelim, hem yalandan vuruyoruz kulesine. Özellik paket. Kılıcımın şarjını aldım ateş ruhuyla. Goblinler geldi. Bundan sonra iki tane depremi gözümüz kapalı zaten atarız. Domuzluk basmam da olabilir ama direkt deprem atarak bitirmek istedim ki adam bıraktı zaten. Evet. Bugün arkadaşlar 4 tane maç yaptık. 3'ünü kazandık, bir tanesini kaybettik. Ve size bütün maçları paylaştım tamamen şeffaf. Yarınki videoda ne oynayabilirim? Hangi desteği oynayarak katalım? Böyle her gün biraz daha kasmak istiyorum. Tabloya baktığımızda şu anda arkadaşlar sıralamamız 441 arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Başka bir gün saat 17. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.